Bir de son olarak bir şey vardı. Yetiş, yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali şarkısını yazan ve söyleyen diyelim. Kişinin bile sizden daha şuurlu olduğunu söylemişti. Yani hiç korkmadan herkes yetiş ya filan diyebilir. Şefaat ya Resulallah da diyebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. İsterseniz bunu da bitirelim. Ha şimdi bunlarla bir şeyden bahsetti farkındaysanız. Abdülkadir Geylani'yle bir beytinden şimdi bahsedildi. Cübbeli Ahmet, Mahmud Efendi, Abdullah Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu, yani o Bayram Ali Kara Mustafaoğlu, rahmetli Bayram Ali Öztürk, o cemaatin önde gelenleriyle yaptığımız sohbette Mahmud Efendi bana şöyle demişti: sen Abdülkadir Geylani'ye inanmıyor musun? Ki o bunlar zaten bu Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış kitabında var. Ben şahsen bu zatlardan bu kitaba cevap vermelerini beklerim. Bakın Cevap bu gelmedi kitap mi şimdi? herhangi bir cevap yok. Sadece duygusal birkaç şeyden başka bilimsel cevap verin. İşte ortada kitap. Yani şeyle söylemediğimiz sözleri televizyon ekranlarında söylemiş gibi göstererek cevap vermek cevap değildir. İşte kitap ortada. Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış. Her yerde de var. Bunun cevabını versinler. Türkiye'de o kadar çok tarikat var, cemaat var. O kadar eğitim merkezleri var, araştırma kurumları var. Toplaşsın cevap versinler. Bu kadar mı zor? Niye bunca zamandır bir ilmi cevap vermediler de böyle hiç söylemediğimiz sözleri söylemiş göstererek cevap vermeye çalışıyorlar? Bu kitapta var. Orada Mahmud Efendi Abdülkadir Geylani'ye atfedilen bir şiirden bahsetti. Tabii ben Abdülkadir Geylani'nin söylediği diyemem. Yani Yani aynısını benimle ilgili Cübbeli Hoca da programda benim söylemediklerimi benim söylediğim ifade ediliyor birçok yerlerde. Abdülkadir Geylani de belki bunlarla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. Ama ona nispet ediliyor. O söyledi deniyor. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. İşte dedi ki Abdülkadir Geylani şöyle demiştir: Muridi idâ mâ kâne şarkan ev mağriba ughîsuhu idâ mâ sâre fî eyyi beldetin. Müridim ister doğuda ister batta olsun, hangi beldede olursa olsun onun imdadına yetişir. İşte biz böyle bir şeyhin müridiyiz dedi. Şimdi dedim bak, siz her gün namaz okurken, namaz kılarken Fatiha suresini okuyup İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn demiyor musunuz? İşte dedi ki Allah'la bizim aramızda Evliyaullah'ın ve Meşayih-i Zam Hazaratı'nın ruhları vardır. Onlardan isyanede bulunur, istimdad ederiz. Yani yardım ister ve medet umarız dedi. Siz dedim Fatiha suresini her gün okumuyor musunuz? İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız sana yardım, senden yardım isteriz diye. Sonra Allahü Teala demiyor mu ayet-i kerimesinde, estağfirullah: emmen yücibül muttarra idâ da'ahu. Başı sıkışmış olan bir kişi yardım istediği zaman onun yardımına kim yetişiyor? Ve yekşifussu, sıkıntıyı kim kaldırıyor? Ve yec'alukum hulefâ'el ard, siz bu toprağın hakimleri kim yapıyor? İlahum maallah, Allah'tan başka bir ilah mı var ki gelsin sizi kurtarsın? Galilem mâ tezekkarun, ne kadar az düşünüyorsunuz. Şimdi bu ayetler bunu söylüyor, yani bu benim sözüm değil ki. Benim yaptığım, yani benim eğer itham ediliyorlarsa, ki ben bunu itham değil, bir şeref kabul ederim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini okumaktır. O kadar. Bana ait sözlere zaten hiç kimsenin uyması gerekmiyor. Falan hatası varsa da bunun ortaya konması gerekir. Elbette hata yapmış olabiliriz. Hata yapıyorsunuz diye. Yani bilimsel olarak ortaya koysunlar. Ben şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın burada Aracılık ve Şirk kitabı var. Bu kitapta Kur'an-ı Kerim'e açıkça aykırı olan yanlış davranışlar ortaya konmuştur. Tarikatçılar, bu da bir belgesel niteliktedir. Okuyucular görecektir. Bu da belgeseldir. Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış. Bunlara bu kadar çok cemaat, tarikat falan var. Gelsinler, bir araya toplaşsınlar ve cevap versinler. Benim de bir hatam varsa öğreneyim. Ama duygusal olmasınlar. Duygusal olmasınlar. Ya bir hatamız varsa tabii ki
biz o hatamızı kabul ederiz. Biz Allah'ın kuluyuz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Bu insanların tamamı da Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyip o yolda gayret gösteren insanlar. Biz bunların yanlış yapmasını istemeyiz. Mesela en çok... Ama genelde söze başlarken işte tarikat münkiri, tasavvuf münkiri falan gibi sıfatla direkt konuşuyorlar. İşte mesela Mahmud Efendi bana demişti ki sen Abdülkadir Geylani'ye inanmıyorsan seninle birlikte yapacağımız bir şey yoktur. Ben de dedim ki imanın kaçıncı şartı söyler misiniz dedim. Yani böyle hayali iman şartları falan ortaya koyarlarsa tabii ki kabul edemeyiz. Şimdi mesela burada da var doğru bildiğimiz yanlışlar. Burada da birçok şeyler anlatılmıştır. Her şey açık ve net ortaya koyuyoruz. Peki bu kitaplarda adı geçen kişilere herhangi bir hakaret asla. Öyle bir eleştiri geldi mi şimdi? Asla. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Gelen eleştiri sadece şu, sen Müslümanlara şirkle ilgili ayetleri okuyorsun. Bu ayetler eğer sizin davranışlarınızı anlatıyor ve onu şirk sayıyorsa onu siz düşünün. Ben niye düşüneyim? Ama öyle bir durum yoksa zaten rahatsız olmanıza gerek yok. Allahü Teala bize emir veriyor diyor ki yani ve bizi çok ağır bir sorumluluk altına sokuyor. Bakara suresinin 159. ayetinde ne diyor? Estağfirullah. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. İndirdiğimiz açık ayetleri, doğru gösteren ayetleri gizleyenler. Min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Ülâike yelânuhumullah. Allah onları lanet eder, dışlar. Yelânuhumul lâinun. Lanet eden, herkes lanet eder diyor. Şimdi diyorlar ki işte zamanı mı, yeri mi? Allah bildiriyor. Allah Kur'an'da indirmişse zamanı gelmiştir. Çünkü bu Kur'an'da indirdikten sonra gizleyenler diyor. Biz şimdi birkaç kişi rahatsız olacak diye Allah'ın ayetlerini okumayalım. Kendimize itibar sağlamak için. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lanetine uğrayalım. Şimdi bunların tamamı şunu çok iyi bilirler ki ben bu mücadeleye başlayıncaya kadar Türkiye'de en çok değer verilen kişilerden birisiydim. Ama benim için önemli olan Allah'ın verdiği değer olduğundan dolayı bunu hiç gözümü kırpmadan Allah rızası için ve bu insanların iyiliği için bu işe başladım ve şunu açıkça iddia ediyorum. Bu insanların bu dünyada benden daha büyük dostları olamaz. Çünkü onlara Allah'ın ayetlerine aykırı davranışlarını hatırlatarak yanlışlarını düzeltmelerine gayret ediyorum. Teşekkür ederim.